Herkese merhaba. Pedagoji okuluna hoş geldiniz. Bugün Pedagoji okulunda yine dolu dolu çocuğu konuşacağız. Çocukluk yıllarımızı konuşacağız. Çocuktan yola çıkarak yetişkinin duygu durumunu analiz etmeye çalışacağız efendim. Bugün Pedagoji okulunda hani çocuklarda gördüğümüz ve birçok annenin, babanın baş etmekte zorluk çektiği tutturmacalar var ya hani çocuğun tutturmacaları tepkiselliği reddediciliği ve çocuğun e, inatlaşması birçok anne babanın e, yaşadığı çocukluk döneminde çocuklarla birlikte yaşadığı probleme değinmeye çalışacağız. Çocuklarda tutturmaca davranışı inatlaşmalar Reddediciliklerle ilgili bugün söyleyeceklerimiz var. Az sonra pedagoji okulunda iktidar mücadelesi ve duygusal yoksunluk konusunu inceleyeceğiz. Çocukluk döneminin belki de en belirgin davranışları ve anne babaların belki de en zorlandığı davranışlar çocuğun reddedici tutumu, inatlaşması. Siz A dersiniz çocuk B der. Siz şunu yap dersiniz çocuk bunu yapar. Eğer güncel yaşam içerisinde örnekler verecek olsak arka koltuğa oturtturursunuz çocuğu. Trafiğin içerisinde gidiyorsunuzdur. Hem onun emniyeti için hem trafik kurallarına uymak için çocuğu efendim koltuğa oturtturacaksınızdır. Çocuk koltuğunu oturtturacaksınız. Emniyet kemerini takarsınız. Çocuk tepinmeye başlar, reddetmeye başlar, inatlaşmaya başlar. Belki o sırada inatını yenmiş olursunuz ancak bir süre sonra yola çıktığınızda çocuk kendi kemerini kendisi çözerek trafiğin ortasında sizi yani zor durumda bırakır. Peki böylesi durumlarda ne yapmak lazım? Sinirlerimize hakim olamadığımız belki de bağırıp çağırıp trafiğin ortasında trafiği kendimizi çocuğu... E, ...tehlikeye atacak derecede bağırıp çağırmak, itmek, yere e, düşürmeye çalışmak bir çözüm olmuyor. Bir sonraki sefere çocuk daha da hırçınlaşmış olarak karşımıza çıkıyor. Peki nedir çocuklarda genellikle tepkisel davranışların sebebi, reddedici tutumların sebebi? İşte bugün birazcık ona mercek tutmaya çalışacağız pedagoji okulunda ancak... Birazcık detay bilgiye ihtiyacımız var. Eğer pedagoji okulunun önceki bölümlerini izlemiş iseniz, güvenli bağlanma konusunu azıcık 3 aşağı 5 yukarı biliyorsanız, çocuğun güvenli ayrılma süreciyle ilgili 3 5 e, konu 3 5 bilgiye edinmişseniz bu söylediklerim yerli yerine oturacaktır. Eğer Bunlarla ilgili eksiklerinizin olduğunu düşünüyorsanız pedagoji okulunun önceki videolarını izleyecek olursanız bir bütünü yakalamış olursunuz. Çünkü öncelikli olarak şundan bahsetmeye ihtiyacımız var. Çocuklardaki inatlaşmanın, tutdurmacanın, reddedici tutumların genellikle sebebi anne ile çocuk arasında ya da babayla çocuk arasındaki bir bağlanma bozukluğundan kaynaklanır. Genellikle sebebi. Eğer çocuğun ilk iki yaş dönemi ki tırnak içerisinde söyleyeyim ilk iki yaş dönemi. ilk iki yaş dönemi emme dönemidir. Ne demek emme dönemi? Çocuklarda biyolojik olarak 24 ay boyunca bir emme refleksi vardır. Dudaklarında sanki pil takılmış gibi bir elektrik vardır. Sürekli çocuk tutunacak, dudaklarıyla tutunacak yer arar. Sanki dudakları kaşınıyor gibi ve bir şeyi ağzına aldığında rahatlar. İşte ondan dolayı çocuklar parmaklarını eğer emiyorsa, eğer ilk 24 ay içerisinde emdirmemenizi tavsiye ederiz. Çünkü o bir alışkanlığa dönüşecektir. Çocuğun bir ihtiyacına dönüşecektir eğer ağzına bir emzik verirseniz o emziği bu sefer bıraktırmak gibi bir pedagojik süreç işletmeniz gerekecektir. Emzik de verdirmemenizi tavsiye ederim. O çocuğun, çocukların ilk 24 ay boyunca dudaklarında bir emme refleksi vardır. Böyle insan canlısının bir davranışı bu. Mizaç e bu insan fıtratı bu. Yapacak burada bir şey yok. Her çocukta 24 ay boyunca devam eden bir emme refleksi vardır. İşte bu dönemde 24 ay boyunca eğer anne ile çocuk yan yana dip dibe olur ise aynı yatakta ten tene olur ise 24 ay boyunca anne çocuktan e, çocuğun ihtiyacını gideren kişi ki bunun içerisinde öncelikli ihtiyaç hangi ihtiyaç? doyurulma ihtiyacı ki daha önceki programlarda şöyle de bir bilgi vermiştik. Çocuklar ilk 24 ayın e, ayın içerisinde ağladıklarında korktukları için ağlarlar, acıktıkları için ağlamazlar, midelerinde tanımadıkları bir acı duyarlar ve huzursuz olurlar ve bu duyguyu tanımadığı için çocuk, çocuk panik yapar ve korkar ve ağlar ve eğer annesi onu emzirir ise ya da karnını doyurur ise çocuk rahatlar ve bu rahatlatan kişiye gözleriyle bakarken onunla bir memnuniyet ilişkisi içerisine girerken bir bağlanma döngüsü bir ruhsal temas gerçekleşir demiştik ne zaman demiştik bunu önceki pedagoji okullarının içerisinde ayrıntılı ayrıntılı söylemiştik. İşte bu dönem çocuğun anne ile tensel temas, güvenlik ihtiyacı, açlık, doyurulma ve ruhsal ihtiyaçlarının giderildiği 24 aylık emme refleksi döneminde çocuk anne ile bir güvenli bağlanma ilişkisi içerisindedir. Bu bir ihtiyaçtır ve bu ihtiyaç giderildikçe... Çocuk rahatlar ve bir temel duygu edinir. Güven duygusu edinir. Bir köken duygu edinir. Güven duygusu edilir. Sanki bir binanın temeli olan güven duygusu edinir. edinir. Eğer çocuğu ayrı bir odaya koyacak olursak işte bu dönemde emme refleksinin olduğu 24 aylık süre içerisinde tensel temas ihtiyacını karşılamayacak ayrı odanın içerisinde yatıracak olursak Çocukta o güven ihtiyacını gözlerini açtığı sırada annenin yanında olmasının verdiği bir güven duygusunun giderilme ihtiyacı giderilmemiş olur ki böylesi çocuklarda ne diye söylemiştik? İşte tepkisellik, reddedicilik, inatlaşma gibi problemlerle oldukça sık karşılaşıyoruz diye söyledik. Bu güvenli bağlanma döneminde Anne çocuk arasındaki e, bağlanma probleminin dışa yansımasıdır diye söyledik. Tamam. Yalnız bunu bir tarafa bu bilgiyi bir tarafa koyduktan sonra şu bilgiyle şimdi yola devam etmeye çalışacağız. Ben çocuğumla aslında öyle ya da böyle güvenli bağlandığımı düşünüyorum. Onun duygusal ihtiyaçlarını vaktinde yeterince ve koşulsuzca yerine getirdiğimi düşünüyorum. Bu üç kavrama lütfen dikkat. Vaktinde, yeterince ve koşulsuzca giderilen ihtiyaçlar çocuğun duygusal olarak güçlenmesine sebep olur. Eğer vaktinde, yeterince ve koşulsuzca giderilmiyorsa ihtiyaçlar çocuğun duygusal olarak zayıflamasına ve böylesi çocukların ilerleyen dönemlerinde, yetişkinlik dönemlerinde edilgen olmasına sebep olur. Edilgenlik diye bahsettiğimiz durumun oluşmasına sebep olur. Bir ihtiyaç oluşuyorsa hangi ihtiyaç? Duygusal ihtiyaç oluşuyorsa duygusal ihtiyaç vaktinde giderilmesi lazım. Şimdi dur iki saat sonra seninle ilgileneceğim olmuyor. Duygusal ihtiyaçlar çocukta vaktinde giderildikçe çocuğun güven duygusu ve değerlilik ihtiyacı giderilmiş olur. Çocuk, böylesi çocuklar kendilerini ilerleyen dönemlerde değerlilik hissinin gücüyle birlikte hissederler. Temel duygu ne diye bahsetmiştik İlk iki dönem içerisinde, ilk iki yaş döneminde? Güven duygusu çocuklarda oluşuyor. Çocukla anne arasındaki bağlanmayla. Çocuğun ihtiyaçları, vaktinde yeterince ve koşulsuzca giderildikçe de aynı zamanda değerlilik duygusu oluşuyor. Güven duygusu, temel, köken duygu ve devam eden duygu değerlilik duygusu, benliği güçlendiren temel değerlilik duygusu. Şimdi bu ihtiyaçlar eğer vaktinde ve yeterince ve koşulsuzca gideriliyorsa çocuğun aslında inatlaşmasını, tepkiselleşmesini, reddedici bir tutum içerisinde olmasını beklemiyoruz. Ne zamana kadar beklemiyoruz? Yaklaşık 3 yaş dönemine kadar beklemiyoruz aşağı yukarı. Bu döneme kadar çocuk genellikle bağlanan çocuk, güvenli bağlanan çocuk hangi davranışıyla kendini dışa vurur? Uyum davranışıyla dışa vurur, uyumlu olur. Yani anne baba çocuğa artık tesir edebildiğini fark eder. Oğlum istersen oraya değil şuraya otursan tamam anne. Neden? Kendini güvende hissediyor çünkü bir inatlaşacak, tepkiselleşecek veya reddedecek bir tutturmaca içerisine girecek bir durum hissetmiyor ki çocuk. Böylesi çocuklarda uyum davranışını gözlemliyoruz. Uyumlu olurlar. Ancak kaç yaşına kadar devam eder bu? Yaklaşık 3 yaşına kadar. 3 yaşını geçmeye başladığında çocuğun yeni bir evresi devreye girer. Yeni bir duygu uyanır çocukta. Çocuk artık güvenli bağlandığı annesinden, babasından yavaş yavaş ayrılmaya, ayrılma dönemi 2 yaştan itibaren başlar ancak çocuk ayrılmanın zirvesini 3 yaşı civarında 3 3,5 yaşı civarında ayrılma duygusunun zirvesini yaşar. İşte bu dönemde çocuğun 3,5 yaş döneminde 3 3,5 yaş döneminde çocukta bir davranışı gözlemliyoruz. Hangi davranışı gözlemliyoruz? Reddedici davranışı gözlemliyoruz. Ya bu çocuğun içerisine virüs girdi gibi diye anne babalar birdenbire şaşırır. Ya huyu değişti bu çocuğun. İki yaşına kadar iyiydi, 3 yaşına kadar iyiydi. Şimdi hu değiştirdi diye söylenen yaş dönemi var ya. Hatta klasik pedagoji kitaplarında, klasik psikoloji kitaplarında e, minik ergenlik diye tarif edilen dönem var ya. Çocuğun reddetmesi, tepkisel olması, lan bu çocuğa ne oldu diye böyle efendim çocuğun e, anne babasının şaşırıp e, şaşkınlık yaşaması e, iyiydi şimdiye kadar demiş olması işte o ayrılma döneminin zirvesi olan durumda çocuklarda e, tepkisel davranışlarla karşılaşıyoruz. İşte bu dönemde çocuklarda iktidar mücadelesinin de zirve noktasıdır. İktidar mücadelesinin ne olduğunu izah etmeye belki de ihtiyacımız var. Çocuk e, birey olmaya başladığı dönemde kendi yapabilirliğini keşfettiği dönemde kendisinin de bir takım şeylere bir takım işlere becerisinin olduğunu fark ettiğinde yani parmaklarının tuttuğunu ve çekebileceğini vücudunun hareketini özgürce yapabileceğini iletişimi kurup karşı tarafa tesir edebileceğini tam gözlemlemeye başladığı 3-3,5 döneminde, yaş döneminde. Çünkü bu dönemde artık çocuk konuşabiliyor, karşı tarafa tesir edebildiğini görüyor. istemiyorum deyip de şöyle göz ucuyla baktığı sırada "Aa, istenmeyen davranışı reddedebildiğini gördükçe gücünü keşfediyor." İstediği bir şeye annesi vermediği sırada kendisi el attığını gördüğünde ve onu yapabildiğini gördükçe Ayakta duran birisini itip a onu düşürebildiğini gördükçe eline tuttuğu bir şeyi atabildiğini ve attığı şeyin bir başka yere gittiğini yani kendi yapabilirliğini en zirvede gördüğü fakat henüz yorumlayıcı aklının tam çalışmadığı, bedensel fonksiyonlarını keyifle yerine getirip yorumlayıcı aklının henüz devrede olmadığı, akıl yetmediği fakat Dedenin yettiği 3-3,5 yaş döneminde çocuklarda neyi görüyoruz? Daha çok zirvede olduğu tutturmacasını görüyoruz. Reddetmesini görüyoruz. Neden? Çünkü ben yapmak istiyorum diyor. İnatlaşmasını görüyoruz. Neden? Çünkü hayır sen değil ben yapacağım diyor. Öyle değil böyle istiyorum diyor. Arkada oturmak istemiyorum koltuğun. Önde oturmak istiyorum diyor. Çünkü kendi yapabilirliklerini kendisini de bir İnsan olarak e, işin içerisine koymak istediğini görüyoruz. İşte bu dönemde çocuklardaki çocuğun henüz kuralları bilmediği, yaşama ait kurallarını bilmediği, ancak yapabilirliğini keşfettiği dönemdeki yalancı güce, yalancı e, e, sahte güce kapılıp çocuklar bir iktidar mücadelesine girişirler. Çocuklar ağlama ile, vurma ile, reddetme ile bedensel tepkiler vererek ebeveynlerinin onlardan istediği, yapılması gerekli olan çoğu davranışları reddederler. İşte bu dönemde çocuklardaki bu davranışa iktidar mücadelesi diyoruz. İktidar mücadelesi. Ha erken yaşta başlayabilir mi? 2 yaşındaki bir çocukta da başlayabilir mi? Evet, başlayabilir. 2 yaşındaki bir çocuk da Yapabilirliklerine güvendiği sırada, keşfettiği sırada, iki yaşındaki çocuk da iktidar mücadelesinin içerisine girebilir. Bir yaşındaki çocuklarda gördünüz mü? Evet, bir yaşındaki bir çocuğun da iktidar mücadelesinde bulunabildiğini gördük. Ama üç, üç buçuk yaş dönemi, işte çocuklardaki iktidar mücadelesinin temel olduğu dönem. Peki bir şey daha bilmezsek, o zaman bilgi akışımız eksik kalmış olacak. Bir de çocuklarda duygusal yoksunluk var. Aynı davranışı gösteriyor çocuklar. Aynı reddediciliği gösteriyor. Aynı tepkiselliği gösteriyor. Aynı inatlaşmayı gösteriyor. Ancak burada çocuğun durumu bir yapabilirlik gücü değil. Ebeveyniyle sanki onunla bir güç mücadelesine girmiş. Hayır, benim dediğim olacak. Durumu değil çocuğun köken duygusu, bir yoksunluk yaşayan, duygusal yoksunluk yaşayan çocuk da aynı şekliyle iktidar, e, iktidar mücadelesinde olduğu gibi reddedici tutum sergileyebilir, inatlaşabilir, tepkiselleşebilir. Peki e, nasıl fark edeceğiz duygusal yoksunluk mu çocuğun bu bir iktidar mücadelesi mi? Baktığımızda şu üç davranışı gözlemliyorsak eğer bunlar bir duygusal yoksunluğun ürünüdür. Duygusal yoksunluk içerisinde olan çocuğa iktidar mücadelesiyle mücadele ettiğimiz gibi mücadele edemeyiz. Çocuğu çatır çatır kırarız duygularını. Edilgenleştiririz. Biraz sonra iktidar mücadelesinde olan çocukla nasıl ilişki kurmamızı tarif edeceğim ama eğer bir çocukta açlık yorgunluk ve uykusuzluk bu üç temel davranış üç temel davranış varsa duygu varsa açlık duygusu varsa yorgunluk duygusu varsa ve uykusuzluk duygusu varsa uykusuzluğun verdiği huzursuzluk duygusu varsa bu çocukla inatlaşılmaz çocuğun ihtiyacı işte burada vaktinde giderilir uykusuzluğu olan çocuğa uyumaması için ya da uykusu olmayan çocuğa uyuması için bir baskı oluşturulamaz, zorlama oluşturulamaz. Açlığı olan bir çocuğa açlığını gidermeden yani vaktinde ve yeterince ve koşulsuzca açlık ihtiyacını, duygusunu eğer gidermeden davranılıyor ise... Çocuk kendinde değildir ki o sırada. Vurur, teper, inatlaşır. Dediğinizi dinlemez. Açlığı olan bir çocuk. Okuldan aldığınız çocuğunuzun biliyorsunuz ki açlığı var şu anda çocuğunuzun. Arabaya oturdu, vuruyor, tekme sallıyor, arka koltuğa oturmuyor. Dediğinizi yapmıyor. Acıktım diye hatta bağırıyor. Yanınıza bir küçük kurabiye götürün. Yanınıza küçük bir bir parça bir şey götürün. Arabaya binmeden önce arka koltuğa oturup onu birazcık açlığını giderecek derecede yeterince onun açlık ihtiyacını gidermeden arabayla yola çıkmayın. Çocuğunuzu almayın. Ve uykusuzluk durumunda her anne baba gözlemlemiştir. Uykusuzluk halinde çocuklar ne yaptıklarını bilmezler. Ee, koşarlar, zıplarlar, gülerler birbirleriyle vuruşurlar. Aslında burada da küçük bir pedagojik ayrıntı vermeye çalışayım, küçük bir çocukluk sırrı vermeye çalışayım. Aslında bizim gördüğümüz gibi değil çocukların gelişimi. Onu belki de görebilmek için küçük bir ayrıntı olacak belki bu ama önemli bir ayrıntı. Çocuklar uykuları geldiğinde hani garip davranışlar sergiliyorlar ya. Uykusu gelen çocuk aslında Vücuduna bir melatonin hormonu sargılanıyor. Melatonin hormonu çocuğun vücudunu yavaşlatıp çocuğu yoran ve uykuya doğru götüren ki yetişkinlerde de oluyor. Hani biz akşamın bir vakti e, yapıyoruz ya hani sonra uzandığımız yerde böylece gözlerimiz gidiyor ya işte o bizi bu davranışa sürükleyen, yoran, elimizi kolumuzu kaldırmayan kimyaya melatonin deniliyor. Melatonin hormonu vücuda salınmaya başladığı sırada kişinin vücudu ağırlaşmaya başlar, hareketleri kısıtlanmaya başlar ki çocukların yaşama sevinci zarara uğramadığı için duyguları çok yüksektir, yüksek derecededir. Yaşama sevinci İnsan canlısının içerisinde en yüksek oranda çocuklarda vardır. Ne demek yaşama sevinci? Yaşamla bütünleşme, yaşamın içerisine kalma, yaşamın içerisine erişme çabası, günü bitirmeme çabası çocuklarda çok yüksektir. İnsanlığın ilk döneminde, insan canlısının ilk döneminde fakat sonra kafasına vurula 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 artık yaşama sevinci bitince bir bakıyorsun ki gözleri kapanmış, yarım gözlü canlılar olarak insanlar dolaşıyor. Ama çocukluk dönemi en yüksek olduğu dönem yaşama sevincinin. İşte bir taraftan çocuk yaşamın içerisinde kalmak için heyecan duyuyor. Biraz daha annesiyle konuşabilmek, biraz daha kardeşiyle oynayabilmek için ama vücuduna da bir garip bir şey salgılanıyor. Kendisi bilmiyor ama vücudu ağırlaşıyor. Neden ağırlaşıyor? Melatonin dökülüyor vücuduna ve çocuğun vücudu ağırlaşıyor. Hoşuna gitmeyen bir duygu yaşarken çocuk aslında çocuğun gördüğümüz o hareketlenme, çocukta gördüğümüz o zıplamaya çalışma, deli gibi koşturmaya çalışma hali çocuğun uykuyla mücadelesi ya da bir başka deyişle melatonin'in verdiği ağırlığı çocuk üzerinden atmaya çalışıyor. İşte biz çocuğu gördüğümüz o ne yapıyor ya bu tepkisel davranıyor işte yat diyorum he diye gülüyor dolaşıyor ortalıklarda. Çocuk o sırada vücudunda salınan melatonin hormonunun ağırlığını hislerini bastırmasıyla aslında oluşan o uyku durumunu yenmeye çalışır çocuklar. İşte böylesi bir durumda da çocukla tepkiselleşirmez, inatlaşırmaz. Bu üç durumda açlık, yorgunluk ve uykusuzluk durumunda oluşan çocuklarda ki tepkisel davranışlarla mücadele edilmez, çocuğun o sırada ihtiyacı giderilir, sarılınır. Hangi ihtiyaç? duygusal ihtiyaç giderilir. Aç olan çocuğa bağırma diye söylenmez, sus be diye söylenmez, ne biçim ağlıyorsun diye söylenmez. Ya ne yapılır? sarılınır. O duygusunu, açlık duygusunu yenebilmesi için bir duygusal güç verilir. Uykuyla mücadele eden, uyumamak için melatonin hormonunun verdiği ağırlığı bastırmaya çalışan, yenmeye çalışan çocukla yeter artık diye bağırılıp onun enerjisi yükseltilmez. Çünkü çocuğa bağırdıkça çocuğun enerjisi yükselir. Ya ne yapılır? çocuğa temas edilir. Duygusal temas kurduğunuz çocuk kendisini uykuya daha çabuk verir. Temas kurulduğu zaman açlıkta yorgun olan çocuğun anormal davranışı onu istiyor, hayır diyor. Bunu istiyor, veriyorsunuz, hayır diyor. Ya adamı deli etme, ne istiyorsun, niye ağlıyorsun denilmez çocuğa. Ya ne denilir? Sarılınır çocuğa, yanına oturulur, eli tutulur. Buradayım anneciğim denilir. O tepki göstermiş olsa da hafifçe onun tepkisine tebessümle karşılık verilir. Yorgunluğu alınmak üzere bir duygusal yakınlık kurulur. İşte bu duygusal yakınlıktan kaynaklanan tepkiselliğe duygusal yakınlık sağlanılarak çocuklar rahatlatılması lazım ki çocuğun tepkisel davranışları azalsın. Ancak... E, Burada küçük bir cümle daha söyleyeceğim ama açmayacağım o cümleyi. Açlık, yorgunluk ve uykusuzluk diye söyledim. Bir de sadece bu davranışlar değil. Mesela çocuk anne ihtiyacı hissediyor. Sabahtan akşama kadar annesiyle karşılaşmamış. Akşam annesi işten geliyor eve ve çocuk annesiyle karşılaşmak istiyor. Onunla sarılmak, konuşmak istiyor ama annesi de günün içerisinde bir de evi yetiştirmek için orayı kaldırıyor, yemeği yapıyor vesaire yapıyor. Çocuğun duygusal ihtiyacı yine karşılanmamış oluyor. Eğer duygusal ihtiyacı karşılanmamışsa bir çocuğun, vücut duygu terazisi çocuğun sağlıklı değildir. Duygusal dengesi yerinde değildir. Duygusal ihtiyacı karşılanmamış olan çocuğun duygu durumu e, dengede değildir. Bu durumda olan çocuğa da ne bağırıyorsun ya görmüyor musun yemek yapıyorum denilmez. Çocuk daha çok hareketlenir. Ya da babasıyla akşama kadar karşılaşmamış olan babasını elinde telefonuyla oyun oynarken görüyorsa eğer çocuk ve babasının sırtına çıkmaya çalışıyorsa ya ne kadar agresif bir çocuksun ne kadar huzursuzluk veriyorsun denilmez çocuğa. Ya ne denilir? Hey çocuğumun duygusal ihtiyacı baba ihtiyacı oluşmuş ben o ihtiyacı gidereyim ki çocuğumda bir psikolojik sağlamlık oluşsun denilerek çocukla temasa geçilir. Ha bazı çocuklar vardır ki artık umudunu kesmiştir babasından, annesinden de umudunu kesmiştir. Baba e, koltuğa gelmiştir çocuk o ihtiyacı gidermek için baba bir şey söyleyeceğim diye onunla konuşurken baba onun ihtiyacını, duygusal ihtiyacını gidermek yerine biraz sonra biraz sonra biraz sonra yapma görmüyor musun yorgunum diyerek Savma davranışı reddedici davranışla sürekli olarak karşılaşmışsa çocuk bir süre sonra çocuğu nasıl görürüz? Babaya yaklaşmıyor olarak görürüz. Vay maşallah aferin benim oğlum hep ders yapıyor böyle. Ders yapmıyor. Senden artık e, uzaklaşmış durumda. Bir bağ kurma, baba ihtiyacı hissetmez duruma gelmiş. Seni de rahat bırakmış. Sen istediğin gibi televizyon seyredebiliyorsun. Elinde istediğin gibi telefonla oynayabiliyorsun. Çocuk sana erişemeyeceğini fark ettiğinde artık senin yanına gelmez. Bu ne demek? Duygusal ihtiyacını ya da babayla besleyeceği, anneyle besleyeceği ihtiyacı gidermez. Şimdi bunu da beraberinde eğer yazacak olursak çocuklarda açlık, yorgunluk ve uykusuzluk bir de duygusal yoksunluk olduğu sırada oluşan tepkisel davranışlar reddedici davranışlara biz duygusal yoksunluktan kaynaklanan e, tepkisel davranışlar diyoruz. Ancak çocuklarda bunlar giderildiği halde, yine de biz çocuklarda koltuğa oturttuğumuz çocuğa tepkisel olduğunu görüyoruz. Oturmuyorum diyor. İşte kardeşine vurma diye söylediğimiz çocuk tepkiselce kardeşine gidiyor. Hey diyor, vuruyor. Eee... Atma oğlum onu diyoruz, gidiyor atıyor. E koşma oraya gitme diyoruz, inadına oraya gidiyor. Tepkisel davranıyor. Ne dersek tepkiyle karşılıyor. Eğer bu çocukta bir güvenli bağlanma problemi yoksa, önceliğimiz bu. İktidar mücadelesi içerisinde olan çocukta öncelikli olarak gözlemlenmesi gerekli olan durum, Acaba bir güvenli bağlanma probleminin tepkiselliğini mi yaşıyor çocuk? Çünkü güvenli bağlanamamış olan çocuk da tepkiseldir. İhtiyaçları giderilmemiştir çünkü. Eğer bu yoksa güvenli bağlanma problemi yok ve fakat salt kendi yapabilirliğinin gücüyle eğer e, bir ilişki kurmaya çalışıyor, kendi tutabilirliğinin, kendi koşabilirliğinin hayır sen olmayacaksın ben yapacağım sadece'nin ve yaptığı şeylerin de aslında bir düzen değil de bozuculuk, çatışma içeren davranışlarda işte anlatmak istediğim bugünkü bütün bu ön bilgiden sonraki kısım burası. İktidar mücadelesi ile mücadele nasıl edilir? 3,5-3,5 3 -3 yaş dönemindeki zirve noktasına gelen, reddedicilikte zirve noktasına gelen, güvenli bağlanma problemi yok olan, o, hayır öyle bir problemimizin olduğunu düşünmüyorum. Açlık, uykusuzluk, susuz, yorgunluk ve e, e, duygusal ihtiyacı da olmadığı halde söylediğime zıt tepki veren çocuklarda nasıl yaklaşmamız lazım onun böylesi tutumlarında. Çocukların küçük bir bilgi daha vermeye çalışacağım ki tam her şey bir yerli yerine otursun. Çünkü bu konu oldukça önemli ve anne babaların gerçekten çaresiz kalıp. Hem kendilerini zorladığı hem de çocuklarını zorladığı bir problem aslında bu. Küçük bir ayrıntı daha vermeye çalışacağım burada. O ayrıntı da şu. Çocuklar e, ilk dönemlerinde sıfır ile 4 yaş arasında geçen evrenin içerisinde özellikle yoğun olarak sıfır ile iki yaş dönemi arasında kendi... Beden güçleri, yetenekleri, yeterlilikleri eksik olduğundan dolayı kendi hizmetlerine e, güvenli bağlandığı ya da bir yetişkini koş Kendi hizmetlerine, kendi ihtiyaçlarını bir yetişkin aracılığıyla yaptırırlar, giderirler. Bu oldukça önemli. Örneğin bir yaşındaki bir çocuk eline kaşık alıp yemeyi bilmez, karnını doyurmayı bilmez. Bu ihtiyacını annesiyle kurduğu bağ üzerinden gerçekleştirir ve annesine bakarken dudaklarını büzerken, annesi ona bir yiyecek bir şey getirdiğinde tebessüm etmeye başlarken annesini mimikleriyle yönetir. Kurduğu bağ çocuğun ihtiyaçlarının giderilmesinde rol oynar. Çocuk eğer altı kaka yapmışsa huzursuzlanarak o ihtiyacını bir yetişkine gidettirir. Böylelikle çocuk bir süre sonra bu kolay değil, bir aylık bir süre değil, mimikleriyle konuşması da yok çocuğun. Mimikleriyle kurduğu bu bağ bir süre sonra çocuğun içerisinde annesini, kendisinin uzantısı olduğu duygusunu uyandırır. Yani eğer masanın üstünde su varsa, kendisinin de canı su çektiyse örneğin şöyle yaparak annesini sanki kumanda eder gibi bunu mu diyen annesine şöyle yaparak, öyle yaparak suyu hop kendisine getittirir. Böylelikle annesini sanki kendi kolu gibi kullanmaya başlar ihtiyaçlarını gidermek üzere kendi elini kullanamayan, kendi ağzını kullanamayan, kendi bedenini yönetemeyen çocuk duyguyla kurduğu bağ üzerinden annesini kendi eli olarak, kendi ağzı olarak, kendi duygusal dünyasının bir devamı olarak bir bütünlük kazanır. İşte buna uzantısı olmak diyoruz. Çocuğun uzantısı olur anne farkına varmadan çocuk kendi yeteneklerinin el vermediği durumlarda ebeveyniyle kurduğu duygusal bağ ile ebeveynini kendi uzantısı haline getirir. Bu çocuğun içinde bir duyguyu da beraberinde oluşturur. Uzantı duygusu, ihtiyacını onun giderdi. Böylelikle çocuk bir süre sonra şu yanılgının içerisine girer. Hangi dönemde giriyor buna? İlk iki yaş döneminde giriyor. Sonra yavaş yavaş ayrılması gerektiği olduğu dönemde ebeveynin müdahalesi gerekli buna. 2 yaş dönemine kadar çocuk iki sene boyunca şöyle hep düşünmeye başlar. Kendisinin aynı duyguda annesinin de olduğunu zanneder. Kendi duygusunun aynısını kendisi acıktı ya. Acıkmasının annesinde de olduğunu zanneder ve annesinin kendisini doyuracağını hemen hisseder. Annesiyle kendisini eş duyum içerisinde olduğunu hisseder onun kendisiyle aynı duyguyu taşıdığını. Peki problem nerede çıkmaya başlayacak? İşte şurada çıkmaya başlayacak. Çocuk 2 ile 4 yaş arasında kendi yapabilirliklerini oluşturduğunda, yani örneğin bir kalemi atmaktan keyif aldığında. Çünkü kalemi attığında uçuyor kalem. He, heyecanlı bir şey. Yer çekimine aykırı bir durum oluşuyor. Çocuk da bu durumu bilmiyor. Bir şey böyle uçuyor havada. Onu gözlemlemek çocuğun hoşuna gidiyor ve bunu attığında annesinin de aynı heyecanı duyacağını zanneder. Kardeşi kendisini rahatsız edip kardeşini ittiğinde annesinin de bu itmeden e, normallik yaşayacağını zanneder. Çünkü kendi duygusunun aynısı annede de var. Annesine merdivenlerden koşarak inmek istediğinde o heyecanı duyduğunda halbuki çocuk bilmiyor. Aklı yeterli değil o sırada yorumlayıcı aklı yok koşarak indiği sırada güm diye düşeceğini bilmiyor çocuk ama anne biliyor. Aklı farklı çalışıyor annenin. Çocuğu aşağı, çocuk aşağı doğru koşmak istediğinde anne hayır diye kucağına aldığında çocuk sinirleniyor. Neden sinirleniyor? Kendi duygusunda değil annesi. Ona tekme atar. Ona reddedici kızar ona. Neden dolayı kızıyor? Çünkü kendi duygusunun haricinde bir duyguyla yaklaştığında Anneyi reddediyor. Arka koltuğa oturduk, emniyet kemerini bağladı. Anne ön koltukta araçlara oradan bakıyor ama kendisi bakamıyor. Aynı duyguya erişmek için çünkü annesini zannediyor ki aynı duygunun içerisinde kemeri açmak ister. Bir bankaya gittiniz, bir alışveriş yerine gittiniz. Yukarıda siz yukarıda konuşuyorsunuz. şeyin arkasında kişiyle görüşüyorsunuz. Çocuğun boyu küçük ve yetmiyor orayı seyretmeye yetmiyor. Ve siz orada olduğunuz halde çocuk yukarıya çıkmaya neden? Çünkü sizin duygunuzda olmaya çalışıyor çocuk. İkinizi bir uzantısı olmanın yanılgısı diyoruz buna. Uzantısı olmanın yanılgısı çocuğa iktidar mücadelesi yaşattırır. Çocuk sinirlenir, gerilir uyumak istemiyorum örneğin ben. Uykusu da yok örneğin. Annesi erken yatıracak örneğin. Annesine ekstra bir tepki gösterir. Zaten bir uy uyumama isteği varken bir de annesi onu uyutmak istediğinde sinirlenir annesine. Aynı duygunun devamı olmasını istiyor. İşte burada ne çıkıyor karşımıza? Çocuklarla bir ayrılma sürecinin, duygusal olarak ayrılma sürecinin içerisine girmek üzere bir iktidar mücadelesi içerisinde olmamız lazım. Eğer bunu ebeveynler yerine getirmezlerse, ayrılma süreci tamamlanmamış olursa, işte o zaman uzayan, yetişkinliğe doğru uzayan çocukta beklentiler oluşmaya başlar. Yani eşinin kendisinin bir uzantısı olduğu yanılgısının içerisine girer, hasta olduğu durumu eşinin de sanki hasta gibi hareket etmesini ister. Eğer o sağlıklı hareketler eder ve hani kendi yaşamını devam ederse kendisini sevilmiyor olduğunu zanneder. Uzantısı olma yanılgısı. Uzantısı olma yanılgısı, duygusal uzantısı olma yanılgısı bireyin kendi duygusunun aynısını ötekinden de bekleme ihtiyacını oluşturur. isteğini ve yanılgısını oluşturur. Peki çocuklarla bu iktidar mücadelesiyle başlayan aslında uzantısı olma yani ayrışma dönemi nasıl giderilir? İşte orada da ebeveynlerin kararlı ve tutarlı davranışlarıyla çocuklarıyla çocukları bir iktidar mücadelesi içerisine girdiğinde örneğin çocuk Ağlamaya başladı, dedi yerde tepiniyor. Ne istiyor? Bu kalemi istiyor. Halbuki o kalem hani onun bir duygusal ihtiyacı değil örneğin. İlla ablasının yaptığı, abisinin kalemini istiyor ve verilmeyince de tepki gösteriyor. Bir taraftan da o iktidar mücadelesiyle kendi uzantısı olduğu kişiyi manipüle etmeye çalışıyor ki kalem kendisine gelsin. Çocuğun bilinçaltı yorumu böyledir o dönemde. Peki ebeveyn nasıl davranması lazım? Çocuğun duygularına eşlik edilmemesi lazım. Yani çocuk "öö" diye tepki gösterdiği sırada anne ya da baba çocukla yalın bir duyguda, çocuğun olmadığı bir duyguda, çocuğun o sırada yaşadığı duyguda değil, kendi yalın duygusu içerisinde çocuğa kendisinin uzantısı olmadığını ona hissettirir şekliyle ee, onu e, onun o davranışını doğru olmadığını ona söylemek lazım. Üç adımda gerçekleşecek bu kararlılık diyoruz işte buna. Ebeveyn çocuğun uzantısı olmadığını kendi yalın duygusuyla çocuğa yansıtarak çocuk kendi duygusunu ona yansıtmaya çalışırken ebeveyn o duyguyu almadan anneciğim demeden yeter diye karşılık vermeden yalın bir duyguyla eğer çocuğa karşılık verirse hayır o kalem ablanın ve ablan yazacak ee, sana şunu söylemek istiyorum o kalem ablanın ve ablan o kalemle yazacak diyerek eğer çocuk fiziksel davranışta bulunacak olursa fiziksel olarak da müdahale ederek çocuğun iktidar mücadelesiyle mücadele edilmesi lazım. İktidar mücadelesiyle mücadele 3 aşamada, 3 etapta, 3 basamakta yapılır. Bir, yalın bir duygu mimiklerle yapılır. Mimiklerde yalın duygu. İki, ses tonunda kararlılık. Üçüncüsü fiziksel müdahale. Bu üç başlığı eğer görebilirsek bir iktidar mücadelesi içerisinde olan çocuğa mimiklerde yalın bir duygu, ses tonunda kararlılık e, ve fiziksel müdahaleyi eğer ebeveynler kararlı bir şekliyle yapacak olursa hayır diyecek olursa bir duvar ölecek olursa çocuğun iktidar mücadelesine senin duygusal uzantın değilim ben bunu sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Şu anda senin o kalemi istediğin duyguda değilim ben. Ben adaletli bir duygudayım. O adalet de bana ablanın kalemiyle ablan yazması gerektiğini bana söylüyor, hissettiriyor kısmıyla çocuklarıyla bir e, iktidar mücadelesi içerisine girecek olurlarsa çocuklarına yardımcı olmuş olurlar. Böylelikle çocuk ayrışma döneminde annesinin kendisinin uzantısı olmadığını keşfettiğinde ne durumunun içerisine girecek onu da bir sonraki programda ele almaya çalışacağız. Hangi duygunun içerisine girmeye başlayacak otomatik olarak annesinin kendisinden ayrı bir duyguya sahip olduğunu keşfetmeye adım adım başlayan çocuk yani uzantısı olma yanılgısını bırakan çocuk bir sonraki gelişim dönemi olan çocukta bir sonraki ihtiyacı oluşturacak. O ihtiyaç empati kurma ihtiyacı. Çocuk böylelikle annesinin kendisi gibi olmadığını fark edip şöylece bir şaşırarak baktığı sırada babasının kendisinin duygusunun devamı olmadığını fark edip şöylece baktığı sırada babasının duygusunu anlamaya çalışacak. Ötekinin duygusunu anlamaya çalışacak. Zannediyor ki Herkes kendi duygusunun aynısını taşıyor çocuk. Şimdi başkasının başka duygu taşıdığını fark etmeye başladığında hangi ihtiyaç oluşacak? Empati ihtiyacı. Yani ötekinin duygusunu anlama ihtiyacı. Hayır, bu doğru bir şey değil deyince çocuk şöylece baktığında onu anlama, onun duygusunu anlamaya doğru yeni bir gelişim evresinin içerisinde olacak. Efendim bugün pedagoji okulunda çocuklarda iktidar mücadelesi ve duygusal yoksunluğun içerisine girmeye çalıştık. Birbiriyle ilintili ama bilinmesi gerekli olan bir konuya değinmeye çalıştık. Bu programın altına mümkün olduğunca ben de cevap vermeye çalışacağım. Duygusal yoksunluk ve iktidar mücadelesi ile ilgili tecrübelerinizi ve tartışmayı isterseniz açmaya çalışalım. Ben de mümkün olduğunca katılmaya çalışacağım. Çocuklarda duygusal yoksunluk ve iktidar mücadelesi birbirinden ayrı tutumlarla ele alınması lazımdır. İktidar mücadelesi içerisinde olan çocuklar tutturmaca, inatlaşmaca, tepkisellik ve reddedicilik içerisinde olurlar. Bu tutumlarla ebeveyn kararlıca ve tutarlı davranışlar ile çocuklarının e, uzantısı olma yanılgısından çıkartıp yeni bir duygusal evrenin içerisine alırlar o da empati duygusu uzantısı olma yanılgısı içerisinde yetişkinliğe gitmiş olan o duyguyu hala bırakamamış olan kişilerde ise beklenti yanılgısı olur uzantısı olmanın sonucunda beni anlamıyorsun beni dinlemiyorsun beni hissetmiyorsun Sanki kendi uzantısı olan kişiye sitem etmeye başlar ve bu evlilik ilişkileri içerisinde yıpratıcı bir suygudur. Efendim pedagoji okulunda bu akşamlık bu kadar. Eğer vaktiniz olursa haftaya saat 21'de yine pedagoji okulunda keyifli bir e, programı daha birlikte yapacağız. Çocuğu konuşmaya devam edeceğiz. Efendim, Herkese iyi akşamlar.